Evet, meteoroloji uyarıda bulundu. Günün sabah saatleri için değil ama ilerleyen saatlerde bu uyarı için vatandaşlar da ciddi anlamda tehlike bekliyor diyebiliriz. Çünkü Lodos fırtınası özellikle güney yönlerden sert esmesi bekleniyor. Meteorolojinin yaptığı uyarıya göre saatte 50 ila 70 kilometre, zaman zaman yüksek kesimlerde 70 kilometrenin üzerine çıkacak bir sert Lodos fırtınasından bahsediliyor ki bu fırtına sebebiyle meteoroloji vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi, doğal gazdan kaynaklı zehirlenmeler konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu arada tabii ki şiddetli Lodos fırtınası o öğle saatlerinde etkisini artması bekleniyor ve deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldiğini söyleyebiliriz. GESTAŞ bir uyarıda duyuruda bulunmuştu. Bugün için özellikle Gökçeada Kabatepe hatlarında sadece iki seferin yapılabileceğini, o seferlerinde akşam saatlerinde yapılabileceğini duyurdu. Onun dışındaki tüm seferler iptal edilirken yine Kabatepe Gökçeada'nın dışında Bozcaada Geyikli arasında yapılması gereken feribot seferlerinde de aksamalar meydana geleceğini duyurdu. Bugün sadece 14 ve 18'de Bozcaada'dan feribot seferi yapılabilirken Geyikli iskelesine bakıldığında 15 ile 19 seferleri yapılabilecek. Bunun dışındaki tüm seferler iptal edildi. Uyarının rengi sarı kodlu uyarı. Bu da olağan dışı sert fırtınayı anlatıyor. Yine bakacak olursak Boğaz hatlarında deniz ulaşımında herhangi bir aksaklık görünmüyor. GESTAŞ, Lapseki, Gelibolu ve Çanakkale, Eceabatpek, Çanakkale, Kilitbayır arasındaki feribot seferlerinin tarifeye uygun bir şekilde yapılacağını söyledi. Toparlayacak olursak meteorolojinin uyarısı sarı kodlu ve özellikle Lodos fırtınası güney yönlerinden eseceği belirtildi. Saatteki hızı 70 km'nin üzerine çıkabileceğini uyardı meteoroloji ve özellikle çatı uçmasıyla birlikte ağaç devrilmesi ve soba ve doğalgazdan kaynaklı baca zehirlenmeleri konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Yine denizciler için de bir uyarı var. Balıkçıların, denize açılacak balıkçıların da sert fırtına nedeniyle dikkatli olmalarını ve mümkünse denize açılmamaları gerektiğini uyarılarda bulundu diyelim. Sözü buradan size bırakalım.